Yusuf Kaplan, asıl hedef Türkiye olabilir. Bir kıvılcım yeter. O yüzden dikkatli olmalıyız. Ruslar, Rusya'nın yeni çarı Putin'in talimatıyla dün gece itibariyle Ukrayna'yı işgal etmeye başladı. Ukrayna'da her şey anormalleşti. Benzin kuyrukları, banka kuyrukları, market kuyrukları aldı başını gitti. Ukrayna halkı haklı olarak panik ve korku içinde. İşler Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçıların toprak bağımsızlıklarını tanımasıyla başladı. Rusya'nın bu davranışının Ukrayna'nın işgalinin habercisi olduğu aşikardı. Dünya nasıl tepki verdi peki? Kınıyarak. Asya üzerinde 100 yıllık hakimiyet mücadelesi. Çin'in Tayvan'ı işgal etmesinin an meselesi olduğu söylenebilir belki. Ama bu çok tehlikeli bir adım olur. 3. Dünya Savaşı'nın kıvılcımını ateşler. Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine ilk sert tepkilerden birini Japonya verdi. Tayvan'ın Çin tarafından işgali Japonya'nın güvenliğinin tehlikeye girmesi anlamına gelebilir. Çin'in belki Japonya üzerine yürümesi anlamına da gelebilir bu. Bu mümkün mü? Eğer kıvılcım çıkarsa mümkün. Kıvılcımın çakılması okun yaydan çıkması demektir. Ayrıca tam 117 yıl önce 1905 yılında Japonya'nın Çin'i işgal edecek, Rusya'yı diz çöktürecek, hatta Avustralya'ya uzanacak kadar bütün Uzak Asya'yı işgal ettiğini, bölgeyi Japon gölü haline getirdiğini unutmamak lazım. Bütün bunlar Çin'in Japonya'yı yutması için olağanüstü önemde yakın tarihi gerçekler. Ama altını çizerek söylüyorum, Çin bu şartlarda Japonya'ya giremez. Zira Çin'in Tayvan'a girmesi Japonya'yı kuşatması anlamına gelir. Her bakımdan kuşatması. Sonra orta ve uzun vadede Rusya ile Çin arasında Asya üzerinde hakimiyet kavgası yaşanır mı? Hiç kuşkunuz olmasın. Şu an sanki Batı ittifakına veya hegemonyasına karşı Rusya ile Çin stratejik ittifak halindeler. Ama orta ve uzun vadede Çin'le Rusya arasında Asya üzerinde kim hakim olacak savaşı, kavgası, en azından mücadelesi yaşanacaktır. Hızlı büyüyen Çin'in önünün kesilmesi. Rusların Ukrayna'ya girmeleri batıda şaşkınlıkla karşılanmadı. Çünkü bizzat batılı güçler Rusya'yı Ukrayna işgali için kışkırttılar. Özellikle de ABD. Niçin kışkırtmış olabilir batılılar Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmeye? Kısa vadede değil de orta vadede Türkiye'yi durdurmak, kuşatmak ve vurmak için olabilir mi? Bu soruya görünür göstergelere baktığımızda elbette ki evet diyemiyoruz. Ama görünmeyen, daha karmaşık işaretlere baktığımızda asıl hedefin Türkiye olduğu abartılı bir yorum olarak değerlendirilmemeli. Öncelikle şunu bilelim. ABD ile Rusya'nın gizli ittifak halinde olduğunu düşünüyorum. Çin çok hızlı geliyor. Hızlı büyüyor. Çin'in önünü ancak Ruslarla keseceklerini düşünüyor olabilir Batı ittifakının ana aktörleri. Rusya'nın önünün açılması riskli elbette Batı ittifakı açısından. Ama bu riski göze alma zorunluluğu hissettiği söylenebilir Batılıların. Asıl hedef Türkiye'nin durdurulması. Batı ittifakının belki de asıl kabusu Türkiye'nin hem dış politikada hem stratejik bakımdan hem de teopolitik olarak bölgede en etkili, kalıcı, derinlemesine nüfuz edecek hakim güç konumuna yükselmesi. Bütün çökertme çabalarına, darbe girişimlerine, PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerini icat ederek üzerimize salmalarına rağmen Türkiye'ye diz çöktürülemediği gibi Türkiye beklendiğinden daha kıvrak bir stratejik zekayla bütün iç ve dış tezgahların hepsini püskürttü. Ve Türkiye'nin büyümesi, bölgesel güç konumunun güçlendirilmesi, İran'ın önüne geçmesi, Batı ittifakının başını çeken ABD'yi de Akdeniz'e açılmasının önündeki en büyük engel olarak Türkiye'yi gören Rusya'yı da kara kara düşündürüyor. Eğer Ruslar Akdeniz'e açılamaz ve Arap dünyasında ABD yani Yahudi gücüyle İngiltere'den sonra 3. büyük güç olamazlarsa yeniden süper güç olamazlar. O yüzden orta ve uzun vadede Rusların da Batı ittifakının da Çin'in de hedefinde Türkiye'nin önce bölgesel güç sonra da küresel güç olma ihtimalinin önüne geçilme çabası vardır. Bunu iyi bilelim. NATO, ABD ve Avrupa'nın Rus işgali konusunda dişe dokunur bir şey yapamıyor görünmelerinin iki temel nedeni olabilir. Birincisi Rusya'yı önleyecek güçlerinin kalmaması. İkincisi orta ve uzun vadede Türkiye'nin kuşatılması ve bölgenin kaderini belirleyecek bir aktör konumuna yükseltilmesinin önüne set çekilmesi. Rusya'nın Ukrayna işgali bunun ilk adımıdır. Özetle Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne göre hareket etmeli. Tarafsız kalmalı. En küçük hata Kıvılcım'ın Türkiye'ye sıçramasına yol açabilir. 1. Dünya Savaşı'na tuzakla, yani küçük bir kıvılcımın patlatılmasıyla girdirildiğimizi ve bu kıvılcımın Osmanlı'nın sonunu getirdiğini asla unutmayalım. <laughs>